Dear editor, this is the murderer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July near the golf course in Vallejo. Herkese merhaba. Bu videoda üzerinde konuşmak istediğim yapım Zodiac. Filmin yönetmeni David Fincher, bu sitede incelemesi bulunan Dövüş Kulübü ve Kayıp Kız gibi ses getiren filmlerin yönetmeni. Zodiac'ın oyuncu kadrosu da gerçekten çok sağlam. Zodiac gerçek bir hikayeden yola çıkarılarak beyaz perdeye aktarılmış bir film. Filmin sonundaki kısa bölümü hariç tutarsak yapım 1960'ların sonunda ve 1970'lerin başında geçiyor. Bu tarihlerde kendisine Zodiac adını veren gizemli bir katil ortaya çıkıyor. Jake Gyllenhaal'ın canlandırdığı Robert karakteri bir gazetede çalışıyor ve bu katilin kimliğini ortaya çıkarmayı saplantı haline getirmiş birisi. Filmin senaryosu gerçek Robert'ın yazdığı kitaba dayanıyor. Aslında bu film için bu kitabın yazılma öyküsü dersek yanlış bir ifade olmaz bu. Film klasik anlamda bir katil kim çözümlemesi yapmıyor. Bu cümleyi açmak için söyleyeceğim her şey spoiler olacağı için ne söylemek istediğimi şu an açamıyorum. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Filmde gizemli bir katilin cinayet işlemek için yaptığı detaylı planlar, bu ölümlere dedektifler tarafından yapılan son saniye müdahaleleri ya da katil ve polis arasındaki heyecanlı kovalamacalar gibi klişeler yer almıyor. Bu kısa girişten sonra spoiler içeren bölüme geçebiliriz. Zodiac aslında kimdi? Filmde Zodiac olabilecek 3 şüpheli bulunuyor. Bunların birincisi David ve diğerlerinin sorguladığı Arthur Lee Allen. İkincisi Robert'ı arayan ve sonradan kimliği ortaya çıkan kişinin söylediği ama yüzünü hiç görmediğimiz Rick Marshall. Ve sonuncusu Rick ile bir süre aynı yerde çalışmış olan arkadaşı Bob. Bu üçü arasındaki ilk eleyeceğimiz isim yüzünü bile görmediğimiz Rick. Robert'a bu ismi hem Rick'i hem de Bob'u ortak tanıyan bir arkadaşı veriyor. Dikkat ederseniz bu kişi bu ifadeyi polise de verdiğini ama bunun dikkate alınmadığını söylüyor. Onun Rick'in Zodiac olduğunu söylemesi sadece bir varsayımdan ibaret. Aslında bizi ve Robert'ı heyecanlandıran olay Rick'e aitmiş gibi düşündüğümüz afiş yazılarının Zodiac'ın el yazısıyla son derece uyumlu olması. Ancak bu yazıların baba ait olduğu ortaya çıkınca Robert orada gerçekten de ecel terleri dökmeye başlıyor. I do the posters myself. It's my handwriting. Diğer taraftan Rick'in denizci olduğunu ve şifreleme eğitimi aldığını da öğreniyoruz. Rick Marshall was a Navy man. He received code training. Sadece bu bile onun Zodiac olmadığını gösteren ince bir detay. Çünkü bizzat Robert'tan duyduğumuz kadarıyla Zodiac'ın kod sistemi amatör birisi tarafından yapılmış. A married couple who like puzzles, so what's that tell us about the Zodiac? Is no expert. Eğitimli birisinin oluşturduğu bir sistemi evlerinde oturan sıradan bir çift çözemezdi. Çözebildilerse bu kodun amatör birisi tarafından hazırlandığını gösteriyordu. Eğitim almış bir uzman tarafından değil. İkinci şüphelimiz Bob. Yönetmen Robert henüz ondan şüphe duymadan önce bizim zihinlerimize şüphe tohumları atmıştı zaten onun hakkında. Onun aracın içerisinde gördüğümüz ürkütücü görüntüsü katili gördüğümüz sahnelere yapılan atıflardı aslında. Robert'ın kafeye gidelim teklifini kabul etmemesi ve onu evine çağırması bizleri de ürkütmedi deyin. Yes, there's a coffee shop right on the corner. Why don't we just go to my home? Oh, I don't want to put you out. It's no trouble at all. Eve geldiğimizde onun hafif tökezleyerek yürüdüğünü görüyoruz. It's a classic. RKO 1932, Fay Wray. Hatırlarsanız katili gören iki polis onun yavaş yürüdüğünü söylemişti. Right, not in a hurry, kind of lumbering along. Lumbering? What do you mean lumbering? Acaba bu yavaşlık ayağının birisinin kısa olmasından kaynaklanıyor olamaz mıydı? Zaten aynı durumu Ellen'da da göreceğiz ama ona biraz sonra değinmeyi düşünüyorum. Robert'ı bodruma çağırması ve bu sırada ekranı yansıyan kamera açısı, aşağıda kullanılan kamera çekim teknikleri ve adamın yüzünün karanlıkta kalması, ayrıca üst katta duyulan ayak sesleri Robert'ı gerçekten ürkütmüştü. Acaba Zodiac o muydu? Adam alt kattayken birdenbire yukarıda belirmişti. Adamın görüldüğü sahnelerde simetri örneklerine yer veriliyordu. Acaba bu adamın bir ikizi mi vardı? Bu yüzden mi üst katta birdenbire belirmişti?
Görüldüğü üzere tüm bu sahneler gerçekten de olağanüstü titizlik isteyen detaylarla dolu. Yönetmen Robert gibi bizim de zihinlerimize şüpheler atıyor. Ancak tek tek düşününce bunların her birisine tatmin edici olmasa da cevaplar bulunabiliyor. Üst katta gerçekten de birisi olabilir. Olmadığını kimse söylemedi. Adamın el yazısı katille %100 uyumlu değildi zaten. Bu çıkarımlarla zaten doğru bir karar verilemezdi. Adam muhtemelen üst kata Bodrum'da bulunan kısa bir yolu kullanarak çıkmıştı. Şurada onun merdiveni kullanmadığı ve merdivenin diğer tarafına hızlıca hareket ettiğini görüyoruz. Eğer gerçekten katil olsaydı Robert'ı oradan bırakmazdı. İkinci olarak bu adam Zodiac ve afişlerdeki yazının uyumlu olduğunu duymasına rağmen o yazının kendisine ait olduğunu söylemişti. The handwriting is the closest that we have ever come to a match. Rick didn't draw any posters. I do the posters myself. Gerçekten katil olsaydı bunu asla söylemezdi. Son olarak kapıdan çıkarken yüzünde beliren gülümseme onun Robert'ı bilinçli olarak korkuttuğunu gösteriyor. Adam belki de biraz eğlenmek istemişti. Yani Rick'in arkadaşı Bob'u da elemekte bir sakınca görülmüyor. Zodiac Allen mıydı? Hem evet hem de hayır. Peki bu ne demek? Şimdi senaryoda bize verilen ipuçlarını birleştirmeye çalışalım. Allen'ın arkadaşının bu sahnede polislere verdiği bilgiler çok önemli ipuçları içeriyordu katil hakkında. Örneğin hedefi görebilmek için silahın ucuna fener takacağını söylemesi. Bu doğrudan seyrettiğimiz ilk cinayette gördüğümüz manzaraydı. Ortada neden olmayacaktı ve böylece yakalanmayacaktı. Bu nedenle o arada bağlantı olmayan cinayetler işliyordu. Bazen sevgili olanları öldürüyor, bazense tek kişileri hedef alıyordu. Böylece kalıbı değiştiriyor ve cinayetler arasında bağ kurulmasını engelliyordu. Single male cab driver on Washington and Cherry doesn't fit. Doesn't fit. So, why does Zodiac kill him? He's breaking the pattern. Arkadaşına polise mektup yazdığını söylemesi ve Zodiac ismini bir süredir düşündüğünü belirtmesi, ayrıca okuldaki işini kaybettiği için de kızgın olması önemli ipuçlarıydı. Bilindiği üzere bunların hepsi doğrudan mektuplarda gördüğümüz anlatılara verilen referanslar. Peki Dan isimli bu kişinin anlattıklarına güvenebilir miyiz? Yönetmen bu sorunun cevabını da onu tanıyan birisinin ağzından veriyor. What are your feelings about Don Cheney? Don's a very reliable guy. If he were to tell you something, I'd believe it to be true. Diğer taraftan Zodiac mektubunda Christmas yazarken iki S harfi kullanmıştı. O bunun aynısını 2 yıl önce kız kardeşine gönderdiği kartta da yapmıştı. Ancak bu kartı ne yazık ki göremiyoruz. Allen polislerle konuşurken onun ayaklarının büyük olduğunu görmüştük. Bu durum daha önce cinayet mahallinde bulunan 46 numaralı ayak iziyle uyumluydu. Ayrıca filmin başında öldürülen Darlene'in kız kardeşinden öğrendiğimize göre boya partisine gelen adam da askerdeyken birisini öldürdüğünü söylemişti. Allen'ın asker kökenli olması sadece askeri mağazalarda askerlere satılan botu satın alabilmesini açıklıyordu. Onun bileğinde gördüğümüz Zodiac saati daha önceden köşe yazarı Paul'in gösterdiği ilanda gördüğümüz saatlerdendi. Oradaki işareti zaten Zodiac mektuplarında kullanıyordu. Allen, Robert'ın bahsettiği tehlikeli oyun filminin kitabını okuduğunu söylüyordu. Yani filmin felsefesinden haberdardı. İşte bu nedenle onun mektupta en tehlikeli hayvan insandır ifadesini yazabilecek bir altyapısının olduğu anlaşılıyor. Lee Allen 1975'te çocuk tacizinden içeriye girmişti. O içerideyken yani 1977 yılına kadar Zodiac mektup göndermemişti. Mektuplar o çıktıktan sonra tekrar başlamıştı. Onun en başta öldürülen kadının evine boya partisi için geldiğini de biliyoruz. The party Darlene threw, people were supposed to just show up and drink beer and help paint, but this guy showed up in a suit and just sat in a chair all by himself all night long, didn't talk to anyone. Öldürülen kadının yani Darlene'in kız kardeşi Linda onun adını hatırlamıştı ve kendinden emin görünüyordu. It was Rick Marshall. No. Just say it. It wasn't Rick. It was Lee. Lee? Yeah, Lee. Üstelik Linda'nın bu ifadesi polis kayıtlarına da girmişti. Here, here. Linda states that some of Darlene's closest friends are Lee, who used to bring Darlene presents from Tijuana. Ayrıca bu durum daha önceden oluşturulan Zodiac ve Darlene'in birbirini tanıdığı tezini de destekliyordu. So either Zodiac
shoots a random couple, then he recognizes Darlene. Or Darlene was shot on purpose. Either way, Zodiac had to have known Darlene. Diğer taraftan avukatın evine yapılan telefon konuşmasında katil olduğu düşünülen kişi o gün doğum günü olduğunu söylemişti. I remember that I spoke to him. He said he had to kill because it was his birthday. He said it was his birthday? Bu aramanın yapıldığı tarih Lee Allen'ın doğum günüydü. December 69, I need to kill. Today's my birthday. It was his birthday. Arthur Lee Allen was born on December 18th. Elan'ın ayrılırken polislere imalı bir şekilde hakaret etmesi, mektuplarda polislere aşağılayan ifadeler kullanmasını açıklıyor. I look forward to the day when police officers are no longer referred to as pigs. I enjoy needling the blue pigs. Hey pig, doesn't it rile you up to have your nose rubbed in your boo-boos? I look forward to the day when police officers are no longer referred to as pigs. Ayrıca burada kullanılan çekim tekniği bize onun tehlikeli birisi olduğunu ve polislerin henüz ona ulaşamadığını gösteriyor. O polislere üstten bakıyor ve hakim bir konumda. Polisler adeta onun karşısında ezik bir şekilde gösteriliyor. Bunun nedeni onun şu an polislerden daha üstün bir konumda olması. Dikkat ederseniz onu yakaladıkları sahnede bunun tam tersi oluyor. Bu kez polisler üstte yer alıyor, Alan ise altta gösteriliyor. Hatta üzerinde donunun yer alması da onun kötü bir şekilde yakalandığını vurgulayan önemli bir detay. Peki bu durumda polisler neden Alan'ın Zodiac olduğunu kanıtlayamadı? Soruyu özellikle böyle sordum. Yani anlamak, kavramak ya da hissetmek bir kanıt olamaz. Biraz önce saydıklarımızın hepsi ikinci derecede kanıtlar ki zaten David bir yerde buna değinmişti. And there was no way of getting Alan into court in the first place because there was no evidence, Robert. What do you mean there's no evidence? The misspellings of Christmas, the bloody knife. All circumstantial. Bunların hepsi bir tesadüf de olabilir. Onun asker olması, arkadaşına Zodiac'tan bahsetmesi, kızgın olduğu için çocukları öldüreceğini söylemesi, göle dalış yapmaya gitmesi, karavanda takside bulunan eldivenin aynı markası bir eldiven çıkması, tehlikeli oyun filmi ya da kitabını bilmesi gibi durumlar onun için kullanılabilecek birincil kanıtlar olamaz. Örneğin David'in söylediği gibi karavana yapılan baskında daha önceden öldürülen taksicinin kesik gömleğinden bir parça bulmaları birincil derecede bir kanıt olabilirdi. Paulstein's shirt, his wallet, his keys. We should have found one of those things in that trailer. We didn't. Eğer bu kanıta ulaşabilselerdi hakkında dava açılmasını sağlayabilirlerdi. Gerçi onun polisler kendisiyle iş yerinde konuştuktan sonra yani polis baskınından çok önce karavanını temizlediğini de öğreniyoruz. Ancak bu da yönetmenin net bir sonuca ulaşılmaması için yaptığı harika dokunuşlardan birisi. Sonuçta elde edilen tüm bu ikincil dereceli kanıtlar bırakın eline dava açmayı, evi için arama izni çıkarılmasını bile sağlayamıyordu. Arama izni çıkarabilmek için farklı yollara başvurdular hatırlarsanız. David ve ortağı onu merkeze getirdikten sonra polisler onu serbest bırakmak zorunda kaldı çünkü balistik, parmak izi ve el yazısı tutmuyordu. Üstelik her iki eline de bakmışlardı. No. And the handwriting? Ballistics no match, prints no match, writing no match. Fellas, he's not your guy. Aslında bunların her birisi için mantıklı açıklamalar var. Olay yerinde bulunan parmak izi herhangi birisine ait olabilir. Eldiven kullanacak kadar dikkatli birisi neden parmak izi bıraksın? Balistik karavanda bulunan silahlarla uyuşmuyordu çünkü onun başka silahları olması muhtemeldi. Dikkat ederseniz o göle sık sık gittiğini söylüyordu. Orada saldırı yapmadan önce bir ağacın arkasına geçmişti ve silahı oradan almıştı. Elinde en baştan beri silah yoktu. Olsaydı kadın onu görürdü zaten. Ağacın ardında kaybolduktan sonra elinde silah belirmişti. El yazısı da kolaydı çünkü Zodiac sağ elle yazıyordu. Alan ise solak olduğunu söylüyordu. You can't write with both hands. My teachers tried to make me when I was a kid, but I couldn't. I'm left-handed. Polis merkezinde sol elle yazdıkları zaten mektuplarla uyuşmayacaktı. Sağ elle de orada düzgün bir yazı yazacak kadar saf birisi değildir zaten.
Ancak başta söylediğim gibi hissetmek ve kanıtlamak ayrı şeyler. Tüm bunlar Lee Allen'ı bir şüpheli durumuna getiriyordu tabii ki ama hiçbirisi onu doğrudan suçlayabilmek için gerekli olan birincil derecedeki kanıtlar değildi. Bu nedenle her şey teoride kalıyor ve hiçbir sonuca ulaşamıyorlardı. Sonuç. Görüldüğü üzere yönetmen harika bir iş çıkarmış. Hem olayın aslına bağlı kalmış ve olayları değiştirmeden aktarmış, hem de filmde Zodiac'ın kim olduğuna işaret ederken polislerin ona ulaşamamasının nedenlerini de harika bir sinematik anlatımla ortaya koymuş. Film sona ererken yapımın aslında katilin kimliğinden ziyade onu anlatan kitabın yazım hikayesine odaklandığını, ayrıca insanların gerçeğin peşinde koşarken paranoyaklığa adım atabildiğini de anlıyoruz. Final bence filmin tamamını özetleyen muhteşem bir sahneydi. Filmin başındaki saldırıdan sağ kurtulan kişi olan Michael'a kendisine ateş eden kişiyi teşhis etmesi söyleniyor. Aradan tam 21 yıl geçtiği söylendiğine göre bu tarih 1991 olmalı. Michael fotoğraflara bakıyor ve Lee Allen'ı gösteriyor. "Ne kadar eminsin?" sorusuna "oldukça" diye cevap veriyor. "How sure are you? You're sure." Hemen ardından 1 ile 10 arasında bir puan vermeniz gerekseydi ki 10 puan hiç şüphe duymadığı anlamına geliyor, kaç verirdiniz diye soruluyor. Az önce kendisinden emin görülen Michael bu kez 8 puan diyor. "Now on a scale of 1 to 10, 10 being positive, how sure are you?" "At least an 8." Yani o kadar da emin değilmiş kendisinden. Ancak biraz sonra aynı Michael bu kez üstüne basa basa şöyle söylüyor. "Beni vuran adamın bu olduğuna çok eminim." "I'm very sure that's the man who shot me." Görüldüğü üzere bu kısacık final neredeyse tüm filmin temiz bir özeti.